Sonra bakın nasıl bir önlem almışlar. Faturayı da onlar da müşterilere yansıtıyorlar. İzleyelim. Elektriğe ve doğalgaza yapılan zamdan en çok etkilenenlerden biri de esnaf oldu. Yapılan düzenleme sonrası ticari tarifelerde faturaların zam oranı %125 olurken esnafın faturaları ise 2-3 kat arttı. Faturalar karşısında şok olan birçok esnaf kendi önlemlerini almaya başladı. Ocak söndüren elektrik faturalarından sonra özellikle kafe işletmecileri masalarda bulunan ısıtıcılardan saat başı ödeme planına geçti. Bir kişi geldi, bir çay, bir kahve içti neyse ve saatlerce oturdu. Diğer müşteri alamazsa bunu yapan işletmeciye de yani oturduğu süre içinde enerji ya da işte oturduğunda 30 lira 20 lira vereceksin gibi bir şey yapmasın doğal bir şey. Burada müşteri bunu kabul ederse bu işletmeler yapmaya devam eder. Etmezse doğal olarak sirkülasyon içerisinde bu işlemi yapamaz ve dükkanını kapatır gider. Kısa sürede İstanbul ve Kocaeli'de yaygınlaşan bu sistemin en kısa sürede Sakarya'da da hayata geçirileceği öğrenildi. Özellikle İstanbul'daki kafeler ısıtıcı açtıran vatandaşlardan saat başına 5-15 lira arasında ücret almaya başladı. Sosyal medyada viral olan bu olay sonrası kafe sahipleri kendi önlemlerini aldıklarını belirterek artık yapacak bir şeylerin olmadıklarını ifade etmişlerdi. Isıtıcılardan saat başı para alınması olayı henüz daha tazeliğini korurken metrekaresi küçük kafe ve restoranlar artan maliyetler nedeniyle kimisi açılış ücretini sistemine geçiş yaparken kimisi de 40-50 liranın altında sipariş verenleri oturtmama kararı aldı. Burada müşterinin neden hoşlanıp neden hoşlanmadığı, ekonomisine ve bütçesine göre nerede yemek yiyeceğini ayrıştığı bir dönem olacak aslında. Edinilen bilgilere göre İstanbul ve Kocaeli'nde hayata geçirilen bu sistemin Sakarya'da da başlayacağı öğrenildi. Elektrik ve doğalgaza gelen, daha doğrusu elektrik ve doğalgaza gelen yüksek faturalar. O değil mi bu ifade? Doğru. Sonrasında esnaflar, özellikle kafe işletmeleri böyle bir çözüm önerileri buldular. İşte ısıtıcılara ücretli, efendime söyleyeyim, siparişe verdiğin zaman 10 liraysa 15 lira alıyorlar gibi bir şeyler yapıyor. Zaten biliyorsun. 30 dakikadan sonra ikinci evet, servis onu almak zorunda. Onu sen bu şimdi görüntü dolar gibi bir şey. Sakarya'da bazı restoranlar. Ben 17-18 yaşlarındayken burada ünlü bir tane hamburgerci vardı. İsmini söylemeyeyim. Hala yapıyor şu an. Orada 30 dakika oturduğun zaman ilk siparişini veriyordun. 30 dakika oturabiliyordun. 30 dakikanın sonunda garson geliyordu. Abi ya sipariş ver ya da kalkman gerekiyor. Müsaade iste falan derdi. Şimdi o şeyi yıllar sonra aradan işte belki 30 sene geçtikten sonra 25 sene geçtikten sonra tekrardan. Yurt dışında böyle bir şey var mı? Yok canım yok öyle bir İstek şey. İstek atabiliyor musun? Tabii. Şefazan'da. Şefazan'da. Yani yurt dışında Şefazan'da çok var diyorlar ya. Ben de duydum o Şefazan'da. Şefazan yok Şefazan'da yok. Yurt dışında var mı gerçekten? O kadar Avrupa'da sen çok ülkeye gittin de o yüzden diyorum yani. Yok abi öyle bir şey ben görmedim. Yani İstek atabiliyorsun. Gittim yerlerde öyle bir şey rastlamadım. Sen de gitmişsin işte. Türkiye'de de ben öyle böyle bir şey yoktu yani. Şimdiye kadar ben duymamıştım. Ta işte o 17-18 yaşlarında böyle bir şey vardı o zamanlar. Hatta ben burada arkadaşlara da anlattım. İşte dedim benim gençliğimde vardı diye. Şimdi böyle bir şey çıkmış. Yavaş yavaş işte büyük kafeler bunu uygulamaya başlayacaklarmış. Yani bilmiyorum nereye kadar ama yani insanlar da ya kafedekiler de haklı yani. Şimdi insan bir tane çay alıyor. Ondan sonra 45 dakika masayı bir şekilde meşgul ediyor. Onlar da bir yandan haklı. Bir yandan da baktığın zaman vatandaş da kaç defa çay söylesin. Çay olmuş bir tanesi 5 lira 10 lira. Yani iki tarafta şey ama bu tepkilerin bir şekilde daha da artması gerekir. Ama CHP il başkanının dediği şekilde değil. Farklı şekilde tepkilerin bir şekilde artması gerekir. Bu zamların da geri bir şekilde aldırmamız lazım. Bu şekilde gitmez yani. Olamaz bu şekilde. Peki ben sana soracağım. Ben özellikle Hakan cevapladı. Sen bir farklı gireceğim bu konuya. Elektrik zamları yüksek faturalar geldi. Birçok işletmeye geldi. Bu faturaların yansıması sana soracağım. Elektrik ekmek fiyatlarını tekrar yansır mı? Mesela İstanbul'da ekmeğe tekrar zam söz konusu. Sakarya gelebilir mi?
Zaten geldiği için bir gramaj düzenlemesi yaptılar. Evet, 200 gram, 200 grama düştü. Bir şey yaptılar. Zaten daha kabul edilmedi ama. Ama yani düşünülüyor. Evet. Ama evet, yani Ankara gitti. O Ankara'ya gitti. Biz geldi diye o Ticaret Bakanlığı yani şöyle reddedildiği kolay kolay gözükmüyor. Evet, yani. O genelde o kabul ediyorlar onu, şey yapıyorlar zaten. Şimdi şöyle sonuçları konuşursak, sonuçlar üzerinden bir yere varamayız. Bu zincirleme ve reaksiyon. Elektrik faturası, evet, doğalgaz evet, bayağı zincir, enerji her şeyin başında, bu çok önemli. Enerji her şeyin başında. Çünkü her şeyin ham maddesi enerji. Enerji ne kadar pahalıysa... Petrol onu şeyde. Ama bunu. Bu biraz şöyle. Şuna biraz bunu parantez açmak gerekiyor. Bu kafeler ürünlerine zam yaptılar mı zaten? Yaptılar. Yaptılar. Ya şimdi bu mantıktan gidersek marketlerin de ısıtmaya, işte ulaşımdakilerin de başka bir şey. Hepsine dolaylı yoldan şey yap. Zaten belli bir zam oranını yakaladıktan sonra müşteriye o ürünü satmak için sunmanız gereken konfora ekstra bir şey yazmamanız gerekir. Yazamazsınız da. Mesela bunu fırıncı da o zaman ben vitrinimi sergiliyorum, ona da ekstradan yazıyorum falan gibi bir yere doğru çıkar. Bence fiyatlar zaten zamlı ki Sakarya'da bir iki haber sitesinde gördüm. Mesela Sakarya'da sizin sitesinde gördüm, hatırlamıyorum abi. Şey diyor, bizde adisyona fiyat yansıtılır diyor. Mesela çayı diyor 4 değil de 4,5 yaparız diyor. O zaman vatandaş tepkisini de çekmez. Böyle ısındırmak için, yani o ürünü satmak için sunduğunuz imkanı da parayla sunmak doğru bir yöntem değil. Hiç olmaz, alışırız oğlum. Alışırız. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Bu poşetlere ilk başta marketler para aldığı zaman Türkiye ayağa kalktı. Ne oldu? Hepimiz alıştık. Ve zam yaptılar. Şimdi sen gidip de poşet... Yok ama ürün zammını şey yapamıyor. Ya, sizin sene gördüm bak. Siz sektörün profesyonelleri konuşuyor. Ya alışırız diyorum ben. Allah Allah. Bünye neleri kapat diyor. Bunu da kapatır. Şimdi sen eskiden poşet zammı geldi. Gidiyordun. Kasaya diyorduk. Kaç poşet? Oo, Türkiye ayağa kalktı. Poşetli yanına götürenler. Vay işte öyle, öyle. Ne oldu? Hiç şimdi konuşuluyor mu poşet? Şimdi ver abi 3 poşet. Değil, ben gidiyorum mesela. Bayan diyor kaç poşet? Diyorum 4 tane ver de evde de lazım oluyor. 2 tanesini, 2 tane boşta alıyorum, çantaya koyuyorum. Evde çöp möp atıyorlar. Bünye kapattı, unutuldu gitti. Bu da unutulur. Rahat ol. Bu da baktın işte iyi oluyor böyle. Isıtma bedelinde yansıtırlar. Yıllarca biz elektrik faturasında TRT payı ödemedik mi? Ödedik. Ne oldu? Gıkımız mı çıktı? Bir şey olmadı. Bunu da bünye kapatın. Rahat olun siz yani. Evet. Reji hazır mısın? Evet. Bir dakika kısa bir yerimiz.